Tabii. çok çok Aha. az olur ama en sık gördüğümüz ne enfeksiyonlar olabiliriz? olur Yeni doğan konjüktüvitleri çok olur çapak şiddetli çapaklanma sulanma olur bize bebekler en çok otur şikayetlerle gelir onun dışında e, erken doğumlar sezeryanlarda prematüre retinopatisi dediğimiz göz arkasında e, retina'nın yeterince hızlı ve iyi gelişmemesiyle bağlı bir takım problemler olduğunda yine onlar zaten doğum ağırlığına göre kadın doğumcu ya da çocuk doktoru tarafından yönlendirilirler Hı -hı. göz bölümüne e, çok önemli olan mesela beyaz refle dediğimiz gözde normalde fotoğraflarda baktığımızda bazen hepimiz bilir kırmızı çıkar göz kırmızı değil de beyaz refle varsa mutlaka bir göz doktorunun görmesi gerekir. Peki bu ilk bu anlarda yapılan tedavi alınan önlemler. E, faydası oluyordur mutlaka değil mi? Hı hı, tabii tabii. Hı hı. Yani özellikle kırma kusuru varsa çocuğun, erken saptanırsa hı hı. uzun dönemde e, kalıcı görme kaybının olması mutlaka engelleyecektir. Yine ameliyatlık katarakta olabilir çocuğun, başka bir problem olabilir. Göz arkasında bunların erken tanık olması kalıcı görme kaybını önlemede çok etkildir. Evet. Şimdi e, bebeklerden e, konu açılmışken son hı hı. sorumuz sorup ve bu konuyu kapatacağım. Tamam. Ama çok merak ettiğim bir soru var. Hani bebekler doğar ve göz renkleri değişir. Evet. Belli bir süre içinde değişir. İlk önce aileler Hı -hı. sevinir, renkli göz olursa evet, işte evet. sevinmeyin değişecek falan Hı -hı. denir. Bunun nedeni nedir? Sizinle? Yani oradaki iris dokusunun pigmentasyonu bir 6 ay civarını bulur. O yüzden erken doğduğunda bebekler tam pigmentasyonu olmadığı için hepsi böyle mavi gri gibi yeşil gibi gözdür ama bir süre sonra o renk değişimi gerçekleşip asıl e, Hı -hı. kalıcı göz rengine donar. O da genelde 6 ay civarındadır. 6 aydan sonra Sonra kalıcı Değişmez göz rengine artık. döner. Evet. evet şimdi kırma kusurlarına geçelim isterseniz. Kırma kusuru nedir diye başlayalım. Kırma kusuru normalde kırma kusuru olmayan bir insan. Yani gözüne emetrop olduğunu düşündüğümüz gözlük kullanmaya ihtiyacı olmayan insanlar baktığında objelerden gelen ışınları tam gözünün retina dediğimiz gören tabakasına düşürebilirler. Ee, diğer insanlar yani kırma kusuru olan nedir bu kırma kusurları? Miyop, hipermetrop ya da astigmatı olan insanlar bu görüntüyü tam retina, retina dediğimiz gözün gören tabakasının içine düşüremezler. İşte miyoplarda bu görüntü olması gereken yerden daha ön tarafa düşer. Hipermetroplarda tam retinanın daha gerisine düşer. Astigmatlarda da yine belli akslarda, belli açılarda astigmat hangi aksdaysa ona bağlı olarak sadece o açıda olması gereken yerin dışındadır. Biz dışarıdan verdiğimiz gözlükler bu görüntüyü retinanın ya önüne ya arkasına çekmeye çalışırız ki tam e, görüntü görme tabakasının, sinir tabakasının üzerine düşsün. Hı hı. E, tedavileri nasıl olur? Gözlük mü kullanmak evet, zorunda ha? Tür Tedavi var. için e, gözlük kullanırız, e, kontak lens kullanılabilir onun dışında refraktif cerrahi olabilir geç dönemde. Alternatifleri bu dönemde çok tabii çok eskilerden sadece alternatif gözlüktü ama bu dönemde farklı tedavi seçeneklerimiz var kırma kusurları için. Gözlük kullanmak istemeyen hastalarda miyop ya da diğer rahatsızlığı hı hı. olan hastalarda lazer tedavileri evet. çok gelişti. Bu tedavilerden bahsedebilir miyiz biraz? E, lazer tedavisi tabi gözün ya da göz hastalıklarının ameliyatlarının en popüler olan kısmı. E, hani Tüm tıp dünyası için lazerle olan bütün e, tedaviler halk için her zaman çok popüler olmuştur. E, bizim branşımız içinde de e, lazerlerin özellikle refraktif cerrahide kullanımı halk açısından çok ön planda ya da gözdedir. Ama e, sadece bunda değil göz arkasındaki e, damarların e, kanamaların tedavisinde, diyabetik retinopatide de lazerleri kullanıyoruz. E, Refraktif cerrahi için yine gözün numaralarının sıfırlanması denen halk arasında miyopik ya da hipermetropik astigmatik kusurun e, lazer yoluyla düzeltilmesi belli sınırları olan bir tedavidir. Belli numaralarda, e, korneanın uygun olduğu durumlarda, gözün ön haritasının normal olduğu durumlarda yapılan bir tedavidir. Hı hı. Peki çocuklarda görülen en e, sık görme bozukluğu nedir? Çocuklarda genelde yaşa göre yani ilk 6 yaş için genelde hipermetropi olur daha sonra bir miyopik numaraya kayış olur miyopik ağırlıklı görürüz. Mesela özellikle okul döneminde okula başlama döneminde ya da yoğun okunan yoğun okunan sınavların yoğun olduğu çok çalışılan dönemlerde miyopik kayış boy uzama döneminde yine miyopik hasta daha fazla gelir. Bu çocuk görmüyor galiba diye getirirler. İşte uzaktan tahtayı okuyamıyorum derler. Bunlar hep miyopinin başlangıç belirtileri Gözlük oluyor bizim mi için. Gözlük mü tavsiye ediyorsunuz bu durumdan. E, tabii mutlaka gözlüğünü kullanması gerekiyor. Çünkü takmadığı sürece görmez. E, bir de sıkça hastalarda şey rastladığımız sorular işte gözlüğü takarsa gözü bozulur mu? Gözlük hani gözü bozması hiçbir şekilde tam aksine hasta iyi, iyi mi ya da? Tabii tabi, tabi hasta iyi görsün diye gözlüğü takmasını istiyoruz. İlerletmez çünkü gözün yapısıyla ilgilidir. Bu gözün gelişimi genetik yapısı neyse eğer numarası ilerleyecekse yine ilerlemeye devam eder. Gözlük bunu ne durdurur ne de daha bozar.